Lezzetli ve kaliteli sunumuyla Çorum'da Best of Dürüm'e konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Sevgili seyirciler, Çorum'un en önemli lezzet durağındayız. Best of Dürüm'deyiz ve yanımızda firma yetkilisi Sayın İsmail Çam var. Hem bu markanın oluşumu hem bu lezzetin doğuşuyla ilgili kendisiyle özel bir röportajımız olacak. Best of Dürüm dedik. Tabii dürümümüz nasıl hazırlanıyor, nasıl pişiriliyor, içindeki malzemeler nasıl tedarik ediliyor ve lezzetli iyi bir dürüm nasıl hazırlanır, bunların sırrını da izleyicilerimizle paylaşalım. Şimdi bu sektörde herkes yeri alabiliyor ama sizi kalıcı kılan sizin yapmış olduğunuz farklılıktır. Yani fark yaratmanız gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Tavuk normalde herkesin tercih etmediği bir, genellikle kırmızı et tercih eder ama tavuğu sevdirdik. Sebebi de bunun yapılışı ve hazırlanışı, sosu çok önemli. İçerisinde kullandığımız malzemeler direkt doğal olarak alıyoruz. Kullandığımız malzemeler hazır kullanmıyoruz. Soğanı, sarımsağı, papya biberini, 7 çeşit baharatını, efendime söyleyeyim, normal salça yerine biber salçası kullanıyoruz. Artı sosunda sadece suyla yapmıyoruz, sosunu da özel doktorların da tavsiyesi biliyorsunuz, yemeklerimizde kemik suyu kullanmamızı tavsiye ederler. Biz bunu kullanıyoruz, müşterilerimiz de bunu sevdi. İyi bir dürüm, lezzetli bir dürüm nasıl sarılır, içinde neler olur, nasıl, bunun sırrı nedir, biraz da onun hakkında bilgi verelim. Tabii Hatay İskender'in usulü dürümde lavaş da önemli, lavaşın hazırlanışı. Lavaşlar mayasız gelir, tuzsuz gelir. Bizim iş yerimize geldiğinde özel sosuyla ve özel yağıştıyla buluşur. Kendimiz pişiririz lavaşını ızgaramızda. Böyle müşterilerimiz hep bunu şunu söylerler. Katmer gibi oluyor, çok lezzetli oluyor derler. Kendimiz pişirdiğimiz için müşterinin tercihine göre de pişiririz. Fazla kızarık isteyene kızarık, yumuşak isteyene yumuşak. Müşterinin tercihine göre de sunum yaptığımızdan dolayı tercih ediliyor. Lavaş hazırlandıktan sonra özel bir sos var dürümün içerisine konulan. Tavuğunu, turşusunu, patatesini, artı içine kullandığımız patates de lezzetli olması gerekiyor. Bunu da biz hazır kullanmıyoruz. Koruyucu madde içermiyor. Doğal patatesi kendimiz alıyoruz. Kendimiz soyuyoruz. Soyma makinemizde, dilimleme makinemizde dilimliyoruz. Ve özel cihazlarımızla da makinelerimizle de kızartıyoruz. Sunuma hazırlıyoruz. O dürüm içerisine o patates de giriyor. Artı turşumuz var. Turşumuz ince ince doğranıyor. O da müşteri tercihine göre turşusu bol, turşusu az, sosu bol, sosu az. Müşteri hangi çeşit isterse o sosu o ayarda ustamız hazırlıyor. Bol soslu, az soslu. Sosla buluşuyor ve güzelce sıkı bir sarımla müşteriye sunum yapıyoruz. Şimdi biz Çorum'dayız, Best of Dürüm dedik. Belki Çorum'a gelecekler olacak, yurt dışında bizi izleyen çok, yazın buraya gelecek olanlar var. Yerimizi tarif edelim, nasıl gelebilirler, neredeyiz? Best of Dürüm olarak 4. yılımıza giriyoruz. Geçen yıl itibariyle de 2015 Kasım ayında Amasya şubemizi açtık. Amasya Eğitim Fakültesi'nin karşısında Kemal Nehrazoğlu Caddesi'nde. İkinci şubemiz olarak hizmet veriyoruz. Burası da Yavrutuna Mahallesi, Bahabey Caddesi, 4 Taksim A'da hizmet veriyoruz. Herkesi bekleriz buraya. İsmail Bey, böyle güzel bir lezzeti buraya kazandırdığınız için, bir girişimci olarak Çorum'a da bu anlamda hizmet sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Birçok şey konuştuk, neler ekleyebiliriz, neler söyleyebilirsiniz? Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Birileri, bir insanlar bir şeyler yapıyorlar, yapmak zorundalar. Ben şunu söylerim, bu sektöre girerken etrafımdaki insanlar hep şunu demişti, yapamazsın, başaramazsın, senin alanın değil, senin sektörün değil demişlerdi. Oysa ben şunu söylüyorum, yani birileri yapmışsa, başarmışsa sen de yapabilirsin. Bizi, çocuklarımızı şöyle büyütelim, yani yapamazsın, edemezsin değil de yaparsın, senin yanındayız, başarabilirsin denilmesi gerekiyor. Ama bu değerlendirmeleri hep aldım. Yapabilirim dedim, birileri yapabiliyorsa biz de yaparız dedim. Ve bu azim ve mücadeleyle ve empati yaparak, empati çok önemli, her işte empati yapıyorum. Ve bir takım ruhunda, aynı bir futbol takımı gibi ekibi iyi oluşturmak gerekiyor. Ekiple, güler yüzlü olarak bir takım çalışması içerisinde başarabiliyor insanlar. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Örnek biri olduğunuz için de ayrıca. Evet, çok teşekkür. Biz size teşekkür ediyoruz. Bizlere geldiğinizi burada bu fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun.